Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde öğretim üyesiyim. Ekolojik sanat farklı şekillerde tanımlanabilir aslında ama tarihsel süreç olarak 1960'larda başlayan bir sanat hareketidir. Hırçın kapitalizm yayıldıkça, ekolojik sonuçlara çıkmaya başladıkça sanatçılar da buna kaygısız kalmıyorlar. Artık sanatçının galerisinde yapılan bir etkinlik olarak değil de yıpranmış doğayı tekrardan kendi düzenine getirebilmek, o doğaya bir etkide bulunabilecek sanatsal faaliyetleri ekolojik sanat olarak tanımlayabiliriz. 2009 yılında heykel sanatıyla bizzat ilgilenirken bende bir farkındalık yaratan şey de toprakla ilgilendiğim zamanlar içerisinde bunun sanatsal bir bağı olabilir mi? Bu soru bana ekolojik sanat hakkında araştırmalara yönlendirdi. Kendim için ve en azından çevremdeki insanlar için faydalı bir şeyler yapma kaygısı içerisinde olduğum gerçek. Özellikle genetiği değiştirmiş tohumlar, hibrit tohumlar, ondan elde edilen ürünlerin kullanılmaması tartışmaları filan oldukça yakından takip ediyordum o yıllarda. Sanat yapmaya başladığımdan beri bu arka planda bu sürekli olarak hareket etti. Genetiği değiştirilmiş tohum meselesini ben ele alma gereği duydum. Dolayısıyla atalık tohumlarla üretim yaparak bunu bizzat sanat objesi olarak sergilemekle devam ettim. Ve oradan sonra eğitimler aldım. Doğal tarım, permakültür eğitimleri. Onlarla birlikte bazı sanatsal faaliyetlerim de şekil aldı. Kentleşmeye karşı tavuk fikri çok cazip gözüktü. Çünkü direkt bu algıya, çarpık dediğim şehir algısına, kırsaldan uzaklaşmış, betonlaşmış şehir alışkanlıklarına müdahale ediyor aslında bu. Nasıl müdahale ediyor? Örneğin sokakta tavuk görmemiş bir öğrencinin "Aa, şehirde tavuk olur mu?" demesi bile çok büyük bir zevk benim için. Dolayısıyla tavuk girdi şehir yaşamına ve ondan sonra da arıcılık başladı. İnsanlar doğayla olan ilişkisi şehirde o kadar vahim bir durumda ki çileğin nerede yetiştiğini bilmeyen, yumurtanın nerede geldiğini bilmeyen çocuklar düşünün. Şehirleşme bu kadar sert olması gerekmiyor aslında. Kırla olan kültürü kaybetmişiz. Genç insanlar çiftçilik nedir bilmiyor. Kırsal ve yeşil kalmış doğal alanın nüfusu azalırken şehirlerin nüfusu artıyor. Burada tehlikeli olan sadece nüfus meselesi değil, aynı zamanda kültürel bir altyapı var. Çok değerli bilgi birikimi var. Biz onu kaybediyoruz. Şimdi tavuk yetiştirmesini bilmeden, arıcılık yapmayı bilmeden, arıların faydasını bilmeden, kendi başımıza yetebileceğimiz yiyeceği elde etmeden yaşayabilmemiz mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir değil çünkü sürekli olarak kilometrelerce öteden İhtiyacımızı karşılama zorunluluğu getiriyor bu. Başka şeylerin de farkındalığını uyandırmaya çalışıyorum ben aslında. Şimdi ben tavuğu aldım getirdim ama kimsenin haberi yok. Belediye buna ne diyecek, fakülte yönetimi, hocalar, öğrenciler bunu nasıl karşılayacak? Bütün bunlar kafamda şekil alan sorular. Dolayısıyla bir gün risk aldım. Tatil için gittiğim Ilgaz'dan 5 horoz bir tavukla döndüm. Fakat arıcılık meselesi çok daha farklı bilgi gerektiriyor. Önce arıcılık kurslarına gittim. 3 ay sonunda şehir ortamına uygun, uysal bir arı arayışına girdim ve arı satın aldım ve fakültede arıcılığa başladım. Arıların böcek dünyası içerisinde olmazsa olmaz olduğu nettir bu. Soframıza gelen yiyeceğin 3'te 2'sini arılar sayesinde sağlıyoruz. Bizim gibi bir ülkede meyve çeşitliliğini düşünürseniz bu meyvelerin neredeyse hiçbirinin olmaması anlamına geliyor. Sebze içerisinde de aklıma gelen yer elması ve patatesten başka hiçbir sebzeyi bulamamamız anlamına geliyor. Tohumlaşma olmuyor demek bu. Dolayısıyla birkaç yıl içerisinde sebze türünün neredeyse hepsinin yok olması anlamında bu. Arının önemi, arının ürünlerinden çok daha fazladır. Profesör Doğaroğlu, arıcılık konusunda çok emek harcamış bir bilim adamı,
Onun söylediği bir şey var. Beklediğimiz gibi olmayabilir. Belki de insanoğlu arılardan daha önce yok olabilir. Her şeyden önce kendi başına ihtiyacını karşılayan bir canlı. Bize ihtiyacı yok. Burada insanoğlu bizler yanlış bir şey yapıyoruz. Ürününü aldığımız bütün canlıların bize tabi olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki böyle değil. Arı da tavuk da aslında kendi başının çaresine bakan ve ne bulursa yiyebilen, yiyecek karşılama açısından daha elverişli kapasiteye sahip olan canlılar. Yok olacaksak hakikaten bizler onlardan çok daha çabuk yok olacağız. Çünkü kendi felaketimizi hazırlıyoruz. Şehirde yaptığım tarım, tavukçuluk performansın bir parçası. Hayır, kendisi. Katı bir sanat objesine bürünmek zorunda değil sanatsal faaliyet. Çoğu kişi farkında değil benim performans yaptığımın. Yani insanların tabii enteresan tepkileri var. Bu tepkiler aslında bu sanatı var eden bir şey. Bir seferinde zabıta geldi. Tutanak bırakmış zabıta. Meğerse fakültenin dışındaki komşularımızdan, yerleşim yeri burası ne de olsa, şehrin ortasındayız. Meğerse bizim horozlarımız rahatsız ediyormuş. Bu rahatsız edebilir tabii. Neyse ki irtibat kurabildim. Ne yaptığımı açıkladım kendisine. Şaşırdılar. Fakat ben bunun önlemini aldım. Kümesin yerini değiştirdik. Yayaların geçtiği, korna gürültülerinin olduğu bir köşeye aldım. Saat 10'da açılıp akşam saat 9'da kapanan otomatik kümes kapısı yaptım. Yani bir anlamda performans kendi meselesi haline getirip bu sorunu çözme yoluna gitti denilebilir. Kolay değil, 10 yıldır çalışıyorum. Güzel tepkiler almaya başladım. Yapamadığım ve eksik olduğunu düşündüğüm tek şey öğrencilere ve hocalarımıza, öğretim üyelerine bunu yayamamış olmam. İnsanlar meşguller. Şehirde hobicilik faaliyetleri yürütemeyecek kadar meşguller. Ama çoğalmamız gerekiyor. Türkiye'de bunu bu şekilde sanatsal bilinçle yapan insan olduğunu zannetmiyorum. Fakat kentleşmenin verdiği o sıkıcı ortamı yeşillendirmek, genişletmek anlamında şehir yaşamına müdahale eden insanların varlığını biliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Ve eminim biliyorum insanlar bunu geliştirecekler. Önemli olan bir soru uyandırabilmek, bir alev çakabilmek.